diş eti iltihabının tedavisi bir hekim yardımıyla olur. Herkesin bildiği çok basit bir hani diş taşı temizliği dediğimiz bir diş temizliğiyle bu iltihaplar ağızdan uzaklaştırılır. Hastaya da güzel bir diş fırçalama eğitimi verilir. Gerekirse diş fırçası değiştirilir. Ve yine takip altında bu iltihap izlenir. Daha ciddi iltihaplanma durumlarında önce bir antibiyotik tedavisi başlanır hastaya ve diş eti hastalıkları uzmanlarının yaptığı daha derin bir temizlik vardır. Bu temizlik anestezi altında yapılır. Hastanın uyuşturulduktan sonra ağzı diş etleri biraz kaldırılır ve direkt kemiğin üzerindeki bakteriler temizlenir. Sonra bir dikiş yardımıyla diş eti yerine yerleştirilir. Koruyucu bir pat sürülür. Bir hafta sonra bunlar kaldırılır ve hasta yine doktorun kontrolü altında hayatını sürdürmeye devam eder. Bunlar aslında çok basit operasyonlardır. Fakat ne kadar gecikirse bireyler, basitten ciddiye doğru ilerleyince de ortadadır. Herkesin içerisinde bir diş hekimi korkusu olduğunu biliyoruz. Fakat hastalar bu korkuyla hekime gitmekten kaçınırlarsa eğer, ileride bu tedaviler için çok daha fazla acı çekecekleri, çok daha fazla vakit harcayacakları ve çok daha fazla ücret ödeyecekleri de ortadadır.